Celal Şengör organ bağışı ile ilgili bir konuşma yaptı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz organ bağışı konusuyla ilgili? Celal Şengör'ün söyledikleri konu mu, organ bağışı mı? Yok, siz genel olarak organ bağışı ile ilgili Sinan Canan ne düşünüyorsunuz? Organ bağışı ile ilgili bağışlayabildiğiniz bütün organlarınızı bağışlamanız gerektiğini düşünüyorum. İki tane temel tezat konu var yani insanları bu konuda endişeye sevk eden bir. İnançsal açıdan yani bedeni kutsal kabul eden bir şey ve benim inancımda öyle bir şey yok. Yani İslam inancında da beden sonuçta toprağa girip giden bir şey. İkincisi de hastanelerde bu yoğun bakım ünitelerinde falan ya organım alacak diye işte cart fişi çekip insanı gömecekler mi ya da işte organlarımı çalacaklar mı korkusu var. Tıbben bunun nasıl yapıldığını bilirsek yani organın nasıl toplandığını bilirsek o konuda hiç endişe etmemize gerek kalmıyor. Çünkü beyin ölümü gerçekleşmeden insanların organlarını alıp da birilerine nakledemezsiniz. Zaten bu yasal olarak sıkı kurallara bağlanmıştır. Beyin ölümü testi öyle doktorun birine gelip aa merhaba bunun beyin ölmüş dediği bir şey değildir. En az 4-5 doktorun ortak konsültasyonuyla bir sürü testten negatif çıkması sonucunda karar verebildikleri çok zor konan bir teşhistir. Öyle sadece beyni düz çizdi diye beyin ölümü teşhisi konmuyor. Beyin ölümü teşhisi konduktan sonra geri dönen hiç kimse yoktur tıp literatüründe. Yani artık yaşam sona ermiştir. O insan sadece makinalarla sıvı verilerek suni olarak bedeni hayatta tutulan bir canlı cenaze gibidir aslında. Öyle düşünelim. Ve muhtemelen bilmiyoruz ama o kişiye de eziyettir yapılan şey. Yani onu hayatta tutmaya çalışmak. Şimdi buna karşı argüman olarak diyorlar ki ya beyin ölümü teşhisi konulunca insanı alıp gömmüyorsunuz. Yakınları makineye bağlı tutulsun dedikçe mesela tutuluyor atıyorum çoğu yerde. Şimdi bu da makul bir şey değil. Yani insanlar tabii ki o bedenin gitmesini istemiyorlar ya da ihtiyaten belki mi acaba mı belki teşhiste yanılmışızdır geri döner. Bu tarz endişeler duyulabiliyor ama tıp tarihinde kayıt tuttuğumuz günden beri beyin ölümü denen şeyin geri dönmesi vaki değildir. Zaten makul ve mantıklı olarak da ana kontrol sistemi devreden çıktıktan sonra bedenin yok efendim kalbinin atmasıdır, kasının çalışmasıdır, refleks göstermesidir ki bunların çoğu da olmuyor zaten beyin ölümünden sonra. Çok da bir anlam ifade etmez. Netice itibariyle bu iki mesele bir sorun değilse, ki benim için değil, ben herkese tavsiye ederim. Önce bu sorunları halletsinler, sonra yani bir insana sizin ölümünüzden sonra bir saat bile can verebilmek, bir saat bile can bulmasına vesile olabilmek daha doğrusu müthiş bir şey olsa gerektir. Zaten geldik gidiyoruz. Hani bu beden ya bir de şey yapsınlar ben tavsiye ederim bir adli tıp kitabını açıp mesela ya da internet sitelerinde de var ama orada görseller çok korkunç. Bir cenazenin toprak altına konduktan sonra ne aşamalardan geçtiğini bir okusunlar. Yani bedenimiz hiç de orada zannettiğimiz gibi ponçik ponçik yatmıyor. Yani haftalar içerisinde öyle bir desentegrasyon, öyle bir dağılma, şişme, patlama süreçlerine giriyor ki o beden ki toprağa karışacak. Bir de burada geçen dikkat çekilen bir durum var. Mezarları artık beton arasına, altı beton, üstü beton, yanı beton böyle mezarlar yapıyoruz rezidans gibi. Çürümesini bile engelleyecek bir garip kafadayız maalesef. Halbuki gömmenin amacı bedenin toprakla buluşması ve insan bedenindeki maddenin maddesel çevrime girmesidir. Tabii tabiattan bu kadar kopuk olunca bedeni ne kadar korursak o kadar iyi olacak gibi garip bir düşüncedeyiz. O nedenle bir an önce toprağa karışıp eğer işe yarar bir şey varsa onu da bir başka insanın hayatında kullanılmasını ben şahsen onaylıyorum ve destekliyorum. Tabii ki bu konuda ne bir dini fetva ne bir ahlaki manifesto yazabilirim. Çünkü benim düşüncem tamamen mantıksal, insani bir düşünce. Eğer bu konuda beni ikna edecek bir felsefi ya da işte dini ya da ahlaki ya da etik bir itiraz olursa onu da değerlendirmeye alıp fikrimi değiştirmeye her zaman hazırım. Burada hayvanlarla ilgili bir şey var hocam. Hayvanlar bunu yapamıyor. Organ nakli. Evet. Bununla ilgili bir şey söyleyebilir misiniz? Yani benim... Hayvan cerrahi de yapmıyor, ilaç da almıyor. Hayvan hiçbir şey yapamıyor. Ama yani bilmiyorum ki hayvan bu eziyeti çekmek ister mi acaba? Evet, yapılıyor olabilir mi? Veterinerler bunu yapıyorlar tabii. Yapıyor, tabii, evet, tabii. Dini olarak da herhalde şeye takılıyorlar hocam. Yani... Ama kalp nakli yapılıyor mu bilmiyorum hayvanlarda. Yok, o konuda bilmiyorum. Zannediyorum yapılmıyordur. Gereğinden fazla pahalıdır çünkü. Ama güzel bir soru. Ben bunu bir sorayım bizim veteriner arkadaşlara. Evet, en azından deneysel olarak yapılıyor mu? Yani bilmiyorum. Ev hayvanlarına belki yapıyor olabilirler. Mahdut da olsa. Abi kalp transplantasyonu çok masraflı ve cerrahi tekleri büyük oranda insana göre geliştirildiği için kedinin kalbine uygun klempler şeyler bulmak herhalde çok kolay değil. Dini olarak da benim aklıma geliyor. Sonuçta sen o kalbi ona vermediğinde adam ölüyor. Ölecek. Ama sen o kalbi verip onu yaşatıyorsun. Yani orada böyle bir değişik bir şey var gibi. Yani o adamın senin kalbini verdiğinde yaşaması mukadderse demek ki senin kalbini verince o adam ömrünü tamamlayacak. Böyle de düşünebilirsin. Evet, tabii. Yani. Büyük resimde öyle. Ya şey işte böyle çok nedenlere ya da kendi kalıplarımıza bağlı düşündüğümüzde bu işler içinden Celal çıkmak Şengör kolay değil. Yapılabilen herhangi bir şey organ naklini mi? Yani, olumsuzluyor.
Ben hiçbir organın verilmesini istemiyorum, organ nakdini de doğru bulmuyorum dedi ya. Ben onu cesedimi bağışlayacağım dediğini biliyorum. Kadavra olarak bağışlayacağım kadavra dediğini duydum. Kadavra organ nakline asla karşıyım, organ nakli yapılmamalı. Bu Celal Hoca'nın maalesef işte her gülün dikeni olur dediği gibi Celal Hoca'nın mahmuzları var. Onun da maalesef işte insanlar arasında platonik bir sınıflandırmaya biraz maruz kalmasından kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Celal Hoca çok iyi bir bilim insanıdır ama bazen politik ve etik konularda kendince konuşabilir. O da onun özgürlüğüdür. Yani.